Bak Meral Hanım'ın, şimdi adam orada ne diyor? Şimdi adam daha önce hakaret etmiş. O da hakaret edemez. Herkes söyledi bunu. Zaten hakaretin karşısında ceza almış. Ne cezası bilmiyorum. Almış ben. Para mı? Para cezası almış. Yani ceza almış. Yani adam mahkum olmuş bir kere. Uzlaştırmaya gitmiş. Tamam. Ha, uzlaşmışlar. Uzlaştırmacı da ünlü bir siyasetçinin oğlu avukat. Meral Hanım'ın avukatı. Böylelikle adam öyle şey yapmış. Uzlaşmışlar. Bu arada siz de uzlaştırmacısınız değil mi? Uzlaştırmacılık yapıyorum. Uzlaştırmacılık yapıyorum. Yani sonuç olarak adam yaptığı küfrün karşılığında mahkum olmuş, cezasını çekmiş. Onun da hakkı yok küfretmiyor ama başka bir şey söylüyor. HDP'yi eleştiriyor adam orada. Selahattin Demirtaş da diyor kahvaltı için diyor yapıyorsunuz şunları diyor neler söylüyor. Şimdi bakın burada adamı sadece bu sözlerin kapsamında söylüyorum. Adamı haklı çıkarmış oldunuz. Şimdi Demirtaş cezaevinde demeç verdi zaten ne demişti? Eşimle birlikte bir sabah eşli olarak Meral Hanımlara kahvaltıya gitmeye arzu ederim. Keşke böyle bir ortam olsa falan deyince Akşener'in cevabı bekleriz dedi. Ama bizim töremizde şu vardır, bu vardır. Ya affedersin, sizin törenizde şehit ailelerine sahip çıkmak, masum bir kadına sahip çıkmak yok mu? Ben de bu kahvaltıya beklerim, iyi olur. Ama kapıyı kapattıktan sonra gene hasım oluruz dedi. Ya bu tarafa onu bile söyleyemediniz. Bu tarafa da deseydin ki, ya onu söyleyecek bir durum da yok. Yani o kadının evine gitmeniz gerekmiyor muydu kadın olarak? En kötü ihtimal iki tarafı da kurtaracaksan, onun da formülü var. Kadının evine gidersin. Özür dilersin. Selahattin Demirtaş'ta kahvaltıyı göze alabiliyorsun. Bunu medeniyet ve ne derler? Yumuşama zannediyorsun. Kadının evine git. Özür dile. Hem puan kazan hem hakkaniyeti ver. Ver, hakkaniyetli davran. Bak Ankara'da billboardlarda afişleri var Meral Akşener'in. Hazreti Ömer adaleti yolunda diyor. Bu muydu şimdi Hazreti Ömer adaleti? Afişleri var. Hazreti Ömer'in iyilik yolunda diyor. Hazreti Ömer'i kendisine örnek alan bir siyasetçi böyle mi davranır? Afişlerin yapıştırıldığı hafta oldu bu biliyorsun. Yani ya, birçok bir şey daha var. Var ama yani orada bazı meslekler özel ve çok zor mesleklerdir. Siyaset de bunlardan bir tanesi. Hakaret işitebilirsiniz. Acısını paylaşırken ağzından lazım. İstemeyen, hayır vatandaştan seçmenden bahsediyorum. Tepki görebilirsiniz. Yani böyle şeyler oluyor. Camide yuhlanan siyasetçiler vardı hatırlıyor musunuz? Hande Fırat bir de orada hakaret etmiyor ki. Yani HDP ile olan yakınlığına şehit ailesi itiraz ediyor. Evet, Selvi bak o yani bile küfür de yok bak, orada. Selvi o bile olabilir. O bile tamam, olabilir. O bile olabilir. O da yok. Ama yani. Siyasetçi seçmene aynı şekilde yanıt veremez. Kim olursa diyorum olsun ya da bir adım ileri gidip küfrederek yanıt veremez. Bak yani. Hande İyi Parti'de bir birikmiş enerji var. Bu küfre dönüşüyor, hakarete dönüşüyor. Bu enerjiyle iktidar olamazsınız. İster Cumhurbaşkanlığına aday ol, ister Cumhurbaşkanlığına değil ben başbakanlığa talibim de ne dersen de. Bu birikmiş kirli bir enerji. Bakın kirli bir enerji var İyi Parti'de. Bunu topluma böyle yansıtıyor. Üstelik toplum senin halk veli nimetin değil mi? Öyle bütün siyasetçilerin veli nimeti toplum. Onun kapısına gidip oy dileniyor herkes. Evet adı oy dilenmek. Bütün partilerin yaptığı toplumdan oy dilenmek. Toplum tepede, siz ondan bir şey istiyorsunuz. Oyu aldıktan sonra toplumun üstüne çıkıp onu aşağıda göremezsiniz. Şimdi Meral Akşener o kadıncağıza gitseydi. Bak hanımefendi, ne adı bilmiyorum ben. Evet. Bak hanımefendi, bizim arkadaşımız böyle bir şey yapmış. Senden çok özür dileriz. Partim adına, kadınlar adına özür dileriz. Yalnız sizin kardeşiniz, abiniz hata etmiştir. Onu da öyle söyle. Tabii. Ama o kadını ayır orada bir kere tabii, ya. Tabii, yani tabii. Bunu, hiçbir sorun olmazdı. Tabii git evine Selahattin Demirtaş'la kahvaltıyı düşünebileceksen al eşini de birlikte. Ben eşini de tanıyorum Meral Hanım'ın. Al eşini de birlikte o kadıncağızın bundan sonra da yap. Bak bundan sonra da olur. Şimdi bu insana demin bir şey söylüyordum yarım kaldı. Zafer habire araya girdiğimi söylediği için korkuttu beni. Onun için şunu söyleyemedim. Biz şimdi İyi Parti'den bir gerekçe bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Neden açıklamasını bekliyoruz? O bize küfürle güç gösterisinde bulunuyor. Şimdi beklediğimizin karşılığı bu değil. Ben sana bir şey soruyorum, cevap bekliyorum ama sen bana şiddetle cevap veriyorsun. Bu İyi Parti'nin yaptığı. Bundan sonra da yapabilir. Git o kadıncağızın evine, tokalaş. Bak, Lütfü Türkkan'ın adamın boğazını sıkarak
bir Uzak Doğu güreşçisi ya da Kırkpınar güreşçisi gibi, orada da yasak o. Faullü bir davranış. Güreşte bile boğazını sıkamazsın. Faullüdür. Adamın boğazını sıkması yerine sen kadıncağızın omuzuna sarıl şefkatle. Öp kadıncağızı. Özür dileriz senden de partimiz adına. Ben de kadınım. Kadın olmasam da özür diliyorum de. Ama abiniz yanlış yapmıştır de. Bak onu da söyle. Ya bunu da ayırt edemeyecek durumda mısınız siz? Akıl tutulması dediniz ya. Akıl tutulması akıl olan yerde olur. Akledemeyen yerde olur. Öfkenin yerde Allah akıl Allah bile ne diyor? Hiç akleden hiç akletmez misiniz diyor. Şimdi Meral Akşener'in bir İslami dili var. 10 Kasım'da verdiği ilanlara baktım Atatürk'le ilgili. İslami bir literatürle Atatürk'e övgü dizmiş. Ya dedim nasıl bir ilan bu? Biz ondan razıyız. Allah da razı olsun diyor Atatürk'ten. Ya bu Atatürk'le ilgili bir söylem mi? Verdiği ilanda parti olarak diyor ki biz Atatürk'ten razıyız. Allah da ondan razı olsun. Ya bu 10 Kasım mesajı mıdır? Ha diyebilir ki haksızdır ama bir şey demem. Ya benim ne diyeceğime sen mi karar veriyorsun diyebilir. Tamam onu diyebilir. Ama bir Atatürkçü olarak ben bugüne kadar ilk defa duydum. Atatürk'ten bir razıyız. Allah da ondan razı olsun. Ya bu İslami bir söylem. Atatürk'le ilgili, daha Cumhuriyet'le ilgili, kazanımlarıyla ilgili, Atatürk'ün bu ülkeyi nasıl kurtardığını falan söyle. Hayır, bunu Demirtaş'a, söyleyebilirsiniz de bunu bak, siyasete niye alet edersiniz? Bu şekilde doğru, onu anlamam ben. Affedersin. Demirtaş'a gösterdiğiniz şefkati Atatürk'e İslami dille değil, Atatürk'e Cumhuriyet diliyle göstereceksiniz. Bu vatandaşa, bu kadıncağıza, küfür yiyen kadıncağıza şefkatle göstereceksiniz. Demirtaş'a gösterdiğiniz şefkati şehit kardeşine, kız kardeşine, şehitin bacısına göstereceksiniz. Hangi parti olursa, AKP de yapsa bunu burada kınarım. Tabii ki. CHP de yapsa, o da yapsa, bu da yapsa kınarız. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Yani üzerinde de çok duracak bir şey değil. Torbaya giden şemsiye açılmaz. İyi Parti bu işi kaybetmiştir. Bundan sonra hesaplaşmayı kendi içinde yapacaktır. Lütfü Türkkan'ı feda edeceklerdir. Parti de Meral Akşener'le ilgili, parti yapısıyla ilgili biraz önce Yavuz Bey'in açıklamasını da söyledi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bundan sonra İyi Parti de kendi içinde bir mücadele. Burada kaybeden İyi Parti'dir. Burada kaybeden Millet İttifakı'dır. Bunun içinde bir hesaplaşma sürecektir. Bunu hep beraber göreceğiz. Aytun Çıray ne dedi? HDP'yi şeytanlaştırmayın dedi. Ya sen şehit ailesini şeytanlaştırdın şimdi ve bu küfre ve küfredene sahip çıka HDP'yi PKK üzerinden şeytanlaştırıyorlar dedi ki PKK zaten yani şeytanın büyüğüdür. Yani bu süreç Türk siyasi hayatında yeni bir milat olacak bir süreç. Üzüldüğümüz nokta şehit ailesi üzerinden, bir kadın üzerinden yapılan bir süreçtir. Ama bu herkesin aklını başına alması, siyasetin dilini ne kadar öfkelenseniz de hakim burada olmaları. Herkes gazeteci Twitter hesabınıza, açıklamanıza yüzlerce hakaret geliyor. Hepsi ceza mahkemeleri konusu. Ama size gelen hiçbir hakarete ve küfürle cevap vermiyorsunuz ekranlarda, yazınızda. Ama bunu bir dil olarak aklınızdakini oraya çıkartma yanlış bir yapıdır. İnşallah bu siyasetçilerin aklını başına alması, birbirlerine karşı Netanyahu benzetmesinden alın da birbirlerine karşı hakaretimiz, toplumda benimsenmeyen, hoş görülmeyen benzetmelerin yapılmasına engel olacak bir süreci de beraber getirir. Bundan bir hayır diliyorum. Ben o şehit annesinin, annelerinin, ablalarının hepsinin ellerinden öpüyorum. Öpmekte zorundayız. Biraz önce çok güzel Abdülkadir güzel bir şey söyledi. Gerçekten bu şehitlerin yüzü sürümetine ayaktayız. Bu aynen millet öyle. Burada. Şehit dediğimiz zaman akan sular durur. Kur'an'ı bir tabirle onlar peygamber seviyesinde insanlardır. Bu İyi Parti'yi destekleyen ülkücü camia içinde de ciddi tabii, bir hesaplaşmaydır. Ben onun için Devlet Bahçeli'nin, Türkmen Bey'inin bu süreçten çok istifade edebileceğini düşünüyorum. Affedersin. Hem bir soru soracağım. Hem de bugüne kadar üzerinde durulmayan, hiçbir medyanın üzerinde durmadığı bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi kadın dayanışması, değil mi? Kadın haklarını savunmak. Şimdi soru şu. Bayan Kılıçdaroğlu bu konuda bir açıklama yaptı mı?
ben görmedim de. Ben de görmedim. Duymadık. Bay Kılıçdaroğlu da yapmadı. Hayır, ben kadınlar üzerinden bir şimdi değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi Bayan Demirtaş. Görmedim. Hayır. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Doğru. Bayan Demirtaş, Bayan İmamoğlu, Bayan Kılıçdaroğlu. Bunlar tiyatroda bir araya geliyorlar, poz veriyorlar. Canan ve Kaftancıoğlu. Bayan Kaftancıoğlu. Zaten Bay Kaftancıoğlu hiç gündemde olmadığı için. Bayan. Kaftancıoğlu. Canan. Evet. Şimdi bu kadın politikacılar ya da politikacı eşleri bir araya gelerek mesaj veriyorlar ve bunu bilerek kamuoyuyla paylaşıyorlar bu fotoğrafı. Peki bunlar bu şehit bacısıyla ilgili... O fotoğrafta ilgili... bir eksik var. Ne? Pervin Hanım da orada oluyor. Pervin Buldan da. Pervin Buldan da. Şimdi bunların dört kadın, beş kadın mı oldu? Öyle oldu. Şimdi bu dört, beş kadın politikacı veya politikacı eşi bu şehit bacısına yapılan küfür için bir açıklama yaptı mı? Bak bu konu Türkiye'de niyeyse konuşulmuyor. Bayan Demirtaş'a yapılan konuda herkes açıklama yaptı. Evet doğru, kınanması gerekiyordu. Ama bu kadınlar niye dayanışma gösterip de bu şehit kız kardeşine niye bir destek açıklamasında olmadı? Bir kadın olarak sana da soruyorum. Hı. Sen belki değişik gözle bakarsın. Bir de bu kadın derneklerimiz nerede bizim? Nerede? Ya, ya o kadar artık bir acayip kutuplaşma durumu var ki. Tamam. Gaza mı? Gelme, ben bunu sordum da. Hayır, sen o gene zaman de, ben yanıt yok yok söyle bunu. Söyle. Hayır söyle. Bunlar niye açıklama yapmazlar ya? Ama bu şaşırtıcı değil. Ben Recep şaşırdım. Tayyip Erdoğan'ın ölmüş annesine, cennet mekan annesine küfredildi. Gezi olayları sırasında Emine Hanım'a yapılabilecek en ağır küfürler duvar yazıları olarak yazıldı. Berat Albayrak'ın yeni doğmuş bebeğine, birkaç saatlik bebeğine küfürler edildi. Ne kadın derneklerinden bunlar ses çıktı, ne başkasından ses çıktı. Hayır, ama bu insanlar da, bir dakika bir şey diyeceğim. Buna bu insanlar da çıkıp, yani ne Erdoğan ne Berat Bey hiçbirisi de çıkıp tabii ki hukuki yollara başvurdular ama misliyle yanıt vermediler. Bu siyaset zaten demek ki insanı zehirliyor. Zaten da insanlık da onu gerektirir. Yalnız tabii. Bir şöyle bir hatırlatma yapayım. O Berat Bey ile ilgili o iğrenç durumda sosyal medya düzenlemesi gündeme gelmişti. Bak sırasıyla sayıyorum. Az önce dinledik zaten sosyal medya. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu hepsi birden sosyal medyama dokunma diye paylaşım yaptı. Hmm. Yani edilen o iğrenç küfürü kınamak değil. Bir tarafa sosyal medya düzenlemesi gündeme geldi diye hani o yok Dark izliyorum yok spoiler verir falan o muhabbetler o zamanın üründür. Yani şöyle bir şey. Felaket. Sanıyorum siyaseten yani işte hep böyle bakıyoruz. Bir taraf o taraf, o taraf bu taraf. Hiç kimse kendi ekibindekilerin zarar görmesini ne pahasına olursa olsun istemiyor. Ama aslında ne işte, uğruna, ne uğruna? Hayır, bence bak, hiçbir şey uğruna. Yani, ya bence şöyle, çok yazık uğruna. Bir dakika, çok aynen, yazık. Yani aynen. Fark etmiyor. Yani aynen. Adı işte Başak da olsa, Demirtaş da olsa, Hande de olsa, Meral Hanım da olsa, Esra Albayrak da olsa fark etmiyor. Kadın, bunların hepsi kadın. Ve bu kadınların hepsinin bu şekilde aileleri ve çocuklarıyla yaşamalarında bu ülkede şehit olanların bir yani onlarla onların sayesinde yaşıyorlar. Ya bir kadına sahip çıkmak bu kadar zor olmamalı bir kadın açısından. Bir cümle. Meral Hanım'ın yapacağı çok kolay. Bir cümle yani. O şehit kız kardeşiyle kendisine küfredilen kişiyle kişiyi hatta davet edip birlikte bir kahvaltı yaparsa belki kendisini affetmiş. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani tabii burada herkesi asla kastetmiyorum. Canan Sezenler 27. dönem İstanbul CHP'li kendisi örneğin göndermiş. İyi Partili Lütfü Türkkan özür diledi. Türkkan'ın özründe Tahir Gümren ve ailesi yok. Videoyu defalarca izledim. Küfür edip iki eliyle itiyor duvara doğru. Bazı şeylerin özrü olmaz. Kadın ve siyasetçi olarak kendi adıma özrünü kabul etmiyorum demiş. Tebrik kim ederiz. CHP'li Canan Sezenler sanıyorum. Bir şey eklemek istiyorum da. Hayır ben bu doğruya, mesela. Doğruya doğruya. Doğruya doğruya. Doğru. Ama hangi partiden olursa olur yani fark ediyor ki. Başak Demirtaş'a o iğrenç küfür edildiğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün hatırlıyor musun? Bunu kınamıştı. Bayağı da
belli bir kesim tarafından Başak Demirtaş'a da bunu yapamazsınız. Tabii yapamazsın. Yani, adını bilmediğiniz bir kadına da yapamazsınız. Hayır, bak, Adalet Bakanı orada bunu kınıyor, protesto ediyor ama söz konusu olan kendi dünyalarından biri olmayınca ne sanatçısı, ne STK'sı, ne siyasetçisi ağzını açıp tek tek söylemiyor. Hele kadın derneklerinin hiçbir şekilde siyasi görüşe bakmadan her kadının hakkını savunması lazım. Bu arada bir iddia var. Şimdi başka bir kanalda da söylenmiş. Reklam arasında bana bir arkadaşım dile getirdi ama ben öyle değildir dedim. Fakat başka bir kanalda da konuşulmuş. Yani bu şehit edilen kişinin aslında Lütfü Türkkan'ın küfrettiği, hani o adama diyor ya senin işte bacını diye. Aslında şehit olan kişi zaten o adamın kız kardeşiymiş. Yani böyle bir iddia da var. O daha büyük bir facia. Yani. Yok canım değil. Ya şu an o konuşuluyor hakikaten. Bana reklam arasında geldi bilgi. Bir soralım ben doğru bir değildir telefonla dedim. Birine. Bilmiyorum. Yani şimdi ben başka de bir televizyon yani kanalında bu iddia gündeme gelmiş. Bir mayın patladığına ilişkin bir erkek kardeşini. Yani o mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden aslında o küfre maruz kalan o Tahir Gürmen adlı kişinin kız kardeşiymiş diye bir iddia var. Zaten öyle anlamadım ben şimdi burada yeni olan ne? Şehidin kız kardeşi diyoruz zaten. Hani neyi açıkladın? Hayır, şehit abi? Olan kız... Şehit kadın. Olan kişi kadınmış. Çoban olan. Evet. Çoban olan kadın. Acayip bir noktaya gider. Yani böyle bir iddia var ve bir televizyon bize bu konuda sağlıklı bilgi verecek birisi hepimizin telefonları açıp ulaşabilirsiniz. Genel olarak biraz önce söyledik de ben Türkiye'nin değişik yerlerine konferansa gidiyorum. İki hafta önce gözümün rahatsızlığına rağmen Hakkari Üniversitesi Rektörü Profesör Ömer Pakiş Bey'e sözüm vardı. Gittik orada bir konuşma yaptık. Orada benim insan hikayeleri diye bir sunumum var. İnsan hikayelerinin ilk slaytı Zize'in bir sözüdür. O da şöyledir. Hikayelerini bilmediklerimiz en büyük düşmanlarımızdır. Biz birbirimizle tanış olabilmek için, birbirlerimizi anlamak için hikayelerimizi bilmek zorundayız. Kadını, erkeği, toplumun her tarafı olarak. Rahmetli Muhsin abi cezaevinde anlatırdı. Biz birbirimizi solcularla birbirimizi üniversiteye, caddeye, sokağa koyamadık. 12 Eylül cuntası bizi bir metrekareye koydu diye. Eğer biz bu kaplaşmayı, kutuplaşmayı ileriye götürürsek, birbirimizin hikayesini bilmezsek, göz ardı edersek, yarın korkuyorum ki bu iş kötü boyutlara gidecek. Allah korusun. Bu sorumluluk olarak, gazeteci olarak, yazar olarak, aydın olarak, sanatçı olarak, siyasetçi olarak herkesin mükellefiyetidir. Tabii ki. Bunu bir yerde inşallah bu olay son vermeli. Ben bu konudaki son sözümü söyleyeyim. Türkiye'de kadın politikacı diyoruz ya, hep arzulandı. Bu erkek egemen siyaseti biraz kırsın diye. Kadınlar da toplumda söz sahibi olsun, siyasette imza atan, karar veren makamlara gelsinler dedik. Tansu Çiller bir kadın politikacı olarak kadınlara büyük zarar verdi. İşte kadın politikacı diyorduk, Tansu Çiller'i gördük demeye başladı millet. Şimdi Meral Akşener. Meral Akşener bir umut olarak doğdu. Hatta CHP yönetiminden mutlu olmayan seçmenler, Kılıçdaroğlu yönetiminden mutlu olmayanlar, onun gerektiği kadar Atatürk'e ve ilkelerine sahip çıkmadığına inanan seçmenler, Meral Akşener'i ilk seçimlerde partisine umut olarak gördüler. Şimdi onlar da diyor ki, işte kadın politikacıyı gördük. Bu kadınlara, iki politikacı kadınlara büyük zarar veren davranışlar yaptılar. Bundan sonra da kadınlar politikaya atılmak isterse önlerini kesmiş oldu. Erkekler kadın politikacıları bastırıyor, öne çıkarmıyor deniyordu ya. Şimdi kadınlara büyük zarar vermiş oldu. Biz diyoruz ki politikaya kadınlar girsin, başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun. Ama bu toplumdaki imajı işte kadın politikacılar böyle oluyormuş diye. İki kadın politikacı bütün olası, başarılı ve bundan sonra da çok büyük başarılar yapabilecek kadın politikacıların önünü kesmiştir. İmaj olarak önünü kesmiştir. Çok büyük zarardır yani bu. Yani buna katılmak istemiyorum. Katılmak isteme, ben söyleyeyim. Ama böyle bir imajı yarattılar, büyük zarar verdiler. Kadınlar mutlaka siyasette yer alsın. Sonra hatta daha da çok yer alsın artık. Ama kadın kimliğiyle... Tabii ki. Kadın nezaketiyle, hatta bu erkeklere de doğru dili öğretelim yani lütfen. En önemlisi.